Merhaba herkese. Bugün trend fonksiyonu hakkında konuşmak istiyoruz. Birkaç tane uyarlamasını yapıp bir video oluşturmaya çalışacağız. Daha sonra da belki kanallarla ilgili buna eklemeler yapabiliriz. Burada konuşacağımız her şey aslında tüm kahin menüsü altında, yani indikatör, biyoloji, sistem tester ya da expert advisor açısından geçerli. Ama ben kolay görselleştirme açısından, video açısından indikatör builder'ı kullanıyor olacağım. Trend fonksiyonunun aldığı parametreler, şöyle kaydıralım. Bar sayısı, bitiş noktası ve yükselen düşen şeklinde. Buradaki bar sayısı bizim son bar olarak baktığımız yerden geriye doğru ki zaman aralığımızı, zaman penceremizi belirleyecek. Öyleyse biz burada örneğin günlükte çalıştığımız için 500 gibi bir değer alıyorum. 500 gün, yani 500 işlem günü anlamına geliyor bu. Bitiş noktası sıfır değeri son bar demek. Son barı aldığınız zaman bu son bardaki yüksek ya da düşüğün trendin hesaplanmasına dahil edilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla tekrar tekrar attığımızda trend üzerinizde bir oynaklık oluşması muhtemel olacaktır. Bunu geriye doğru bir tepede sınırlamak ya da dipte sınırlamak için de işte eksi 5, eksi 10 gibi kullanabilirsiniz. Biz bugün örneklerimizi eksi 1 ile yapmaya çalışacağız. Yükselen düşen de malum zaten trendimizin yönü demek. Burada iki tane trend atıp yükselen ve düşen bunu kaydediyorum. Tabii indikatörüme isim vermem gerekiyor. İsim veriyorum ve kaydediyorum. Daha önce de olduğu gibi burada yine L1, L2 şeklinde biliyorsunuz isimler geliyor. L1'i seçiyorum ve yerine yükselen yazıp Enter'a basıyorum. Yükselen trend diplerden yukarı doğru olacak olan trend. Düşen trend de tepelerden düşecek olan trend. Dolayısıyla L2'ye de buraya düşen yazıyorum ve Enter'a basıyorum ve daha sonra da bunu rengini yeşil yapıyorum. Yukarıdan gelecek olan trendi vurgulamak açısından. Data serisiyle çalıştığımız için de yeni pencere yerine data serisi üzerine atacağım trendimi ve grafik üzerinde göster diyorum. Gördüğünüz gibi bize işte maksimum uzunluğu 500 bar olan yükselen ve düşen olmak üzere iki tane trend çizdi. Buradaki dip doğal olarak o 500 sınırının içinde kaldığı için bunu seçti. Aslında buraya almasını istiyorsanız ya da belki daha gerideki bir alanı seçmesini istiyorsanız trendinizin periyodunu, yani yükselen tarafın periyodunu örneğin 550 yaparsanız göreceksiniz ki trendinizin açısı değişti ve yine dibe hesaba dahil etmiş oldu. Burada gelen sorulardan bir tanesi de bu trendlerin içine ya da işte daralan üçgenlerin içine biz tekrar üçgenler çizebilir miyiz? O açıları yeniden oluşturabilir miyiz şeklindeydi. Buna da bir örnek yapalım beraberce isterseniz. Ben tek bir taraf üzerinden yapacağım. Siz çoğaltabilirsiniz. Hem sayı olarak çoğaltabilirsiniz hem yön açısından çoğaltabilirsiniz. Örneğin yükselen tarafı alalım. Burada yükselen 550 diye bir değişken veriyorum bu trende. Nokta, iki nokta üst üste ve eşit dedikten sonra biliyorsunuz noktalı virgül konuyor. Diğer tarafta da istiyorsanız düşen 500 diyelim ve bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bunları çizimde kaybetmemek için yine 550 ve düşen 500 olarak da eklemiş oluyoruz ve dolayısıyla bu çizimi yeniden elde ediyor olacağız. Bunları eklemeseydik bu çizgiler kaybolacaktı grafiğimizde. Ve şimdi ikinci bir trend oluşturacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Burada değdiği low değerinden itibaren yeni bir trend çizeceğiz. Yani uzunluğu bu olan bir trend alanı oluşturmaya çalışacağız. Bunun için örneğin işte periyot 2 diyelim. Bu uzunluğu bulabilmek için aradığımız şey ne esasında bakacak olursanız, bu yükselen 550 trendinin değerinin low'a eşit olduğu yeri arıyoruz. Ve buradan bize kaç barlık bir mesafe olduğunu bulmaya çalışıyoruz son bardan itibaren. Onun için de kullanacağımız fonksiyon bars since fonksiyonu. Dün bunu Twitter'dan da paylaşmıştım. Oradan da diğer örneklere de cross'la beraber vesaire bakabilirsiniz. Oradan da sorularınızı da yöneltebilirsiniz. Oraya sıkıca takip ettiğimi söyleyebilirim. Yeni bir trend oluşturduk. Şimdi P2 uzunluğunda. Ve bu yine yükselen bir trend olacak. Onu alalım. Buraya noktalı virgül diyoruz. Sonuncu da noktalı virgül yok malum. Ve buraya uzunluğu P2 veriyorum. Bunu kaydettiğim zaman gördüğünüz gibi tekrar burada bir
alan oluştu. Biz tabii üçlü yapıya geçtiğimiz için, şu anda line sayısını değiştirdiğimiz için önce verdiğimiz ayarlarda farklılaşma oldu. Bunları eğer line sayısını arttırıyorsanız tekrardan düzenlemeniz gerekiyor. Benzer şekilde eğer düşen içinde yapalım. 500, bu sefer değişkenimiz düşen 500'ün bu kez h'ya eşit olması gerekiyor. Onu da eklemiş olalım ve burada noktalı virgül P3 dedim ve bunu da düşen yaptığım zaman kaydet diyelim ve gördüğünüz gibi burada iç içe üçgenler oluşturmuş olduk. Peki biz bunları indikatörlerle beraber yapamaz mıydık? Şu an data serisi üzerinde yaptık. Onun için de küçük bir örnek yapmaya çalışalım. Onun da ismi SZ2 olsun. Yani çok sevdiğim veya beğendiğimden değil. Ancak RSI burada yaygın olarak soruluyor uyumsuzluk tespitinde. O yüzden ben de örnek olsun diye RSI yazıyorum. Siz başka indikatörlerde kullanabilirsiniz. Burada değişken ataması yapmamın sebebi tekrar tekrar kullanırken bir daha aynı ifadeleri tekrar kullanmamak. Trend yerine bu kez data trend fonksiyonunu kullanacağız. Bu trend normal trend fonksiyonundan farkı burada data verilebiliyor olması. Onu veriyorum. RSI yerine x demiştik. İndikatörümüz de 100 bar diyelim bu kez. Bitiş tarafında yine bir önceki barı kullanalım ve bir tane yükselen oluşturalım. Burada opsiyonel dip tepe parametresi var. Onu biraz sonra değineceğim. Şimdilik onu siliyorum ve bir tane de düşen oluşturuyorum. Burada birinciye kaydet tuşuna bastığınız zaman line'lar burada oluşuyor gördüğünüz gibi. Tabii x'i de çizdirelim. Dolayısıyla yani hem RSI'yi hem de trendleri birlikte çizdirelim. RSI ismini veriyorum. RSI kırmızı olsun. L2 yerine yükselen diyorum. Enter'lıyorum. İsmi böylece kaydedilmiş oluyor. Rengini de yeşil yapıyorum yükselenin. L3'ü seçiyorum. O da düşen olsun. Yine Enter'a basıyorum ve onu da yeşil yapıyorum. Line'dan ayrılsınlar diye. Bunların hepsini yeni pencereye atacağım birlikte. Ve grafik üzerinde göster diyorum. Bu şekilde RSI üzerinde de otomatik trendle beraber RSI'yı çizmiş olduk. Peki biz uyumsuzlukları bulurken burada hep olduğu gibi yükselen dipler ya da düşen tepelerle değil de örneğin yükselen tepelerle çalışmak istiyoruz. Ya da düşen diplerle çalışmak istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Ona da küçük bir örnek vermeye çalışalım. Ona da ZZ3 diyelim. Bu sefer yine data trend fonksiyonunu kullanacağız. Ama sondaki opsiyonel parametresi ile birlikte. Data olarak örneğin yükselen tepeler istediğim için high'lara çizmek istiyorum. Yani data serisi üzerine çizeceğim bunu. 500 barlık kullanacağım. Ve yine eksi 1 diyeceğim. Yükselen bir trend istiyorum. Ama bunun tepelerden geçmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi. Kaydet diyorum ve data serisi üzerine diyorum. Ve grafiğim üzerine göster diyorum. Gördüğünüz gibi şurada tepelerden geçen bir yükselen trend örneği de vermiş olduk. Hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Video için sürçülisan ettiysek affola. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen görüşlerinizi, önerilerinizi bizimle paylaşın. Tekrar herkese mutlu seneler ve bol kazançlar.